Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün katıl butonundan Özkan abimizin, üyeliği olan Özkan abimizin gümüş paketten kendisi kanalımıza destek oldu. Birlikte maç yaptık. Bunu değerlendireceğiz. Şu anda taktik vesaire teknik detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Ama Bambam Spor olarak kendisi şöyle bir kontrol ettiğimde açıkçası arkadaşlar gol atma ve yeme oranının itinin üzerinde olmadığını gördüm. Ve aslında birazcık bu beni mutlu etmişti. Hani kontrollü oyunu benimseyen bir tarzı var diye. Bakalım şimdi ne etkileri olacak, ne olacak, bunları detaylı bir şekilde kontrol edeceğiz. Katıl butonundan üye olarak kanalın abone ol yanında katıl butonu görünüyor. Oradan aboneliklere bakarak siz de katıl butonundan üye olabilirsiniz. Ve en azından sizler elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız diyelim kardeşlerim. Ve videoya da süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Özkan abiye de tekrardan üyeliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi hatalarını nacizane bu oyunun bilirkişisi değiliz ama Özkan abi böyle bir isteği olduğu için bizden bunu seve seve yapacağız. Ben şu anda zaten imleci yanık olan yani oyuncu isimleri olan o kişi benim. Özkan abinin takımı da koyu renkli takım. MyClub takımlarımızla oynadık. Bakalım neleri iyi yapıyor, neleri kötü yapıyor. Bunu tekrardan birlikte burada inceleyeceğiz. Burada ilk atak benden geldi. Messi ile vurdum. Kalecisi aldı. Burada çok fazla yapabileceği bir şey yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi değerlendirirken şunu esas almamız gerekiyor. Şimdi 4.5'un üzerinde bir gol atma ortalamam var. Şimdi tabii ki de abimizin ne olursa olsun birkaç tane pozisyon vermesi doğal bize ve pozisyona da az girmesi doğal. 1.14 gol yeme ortalamam var benim şu an MyClub'da. Zaten dereceleri gösterdim. O yüzden ama ona rağmen neleri hatalı yaptığını kontrol edeceğiz birlikte. Bir bakalım maça da. Dediğim gibi taktiksel anlamda yani oyun taktiği anlamında herhangi bir şey söylemeyeceğim. Onu bir sonraki maçımızda ya da birlikte konuşmamızda söyleyeceğim. Ama neleri hatalı yaptığını şimdi birlikte göreceğiz zaten uygulamalı bir şekilde. Bakın ben bu arada kontrollü oynuyorum. Pas arasına dikkat edeceğim. Yapıyor mu diye. Bakın hatası şu. Şimdi tekrardan imleç değişikliğini yarı yardımlı yapabilirsiniz. Yardımlı yapabilirsiniz. Ben yarı yardımlı kullanıyorum. Şimdi belki onu yardımlı tamamen seçmiş olabilir. Bakın şimdi burada detayı göreceksiniz. Şöyle birazcık geri alacağım. Şimdi bakın imleç burada. Beckham aldı. Geldi burada Mbappe'ye imleç. Tekrardan Beckham'a geldi. Şimdi bu sistem yanlış bir sistem. Yarı yardımlı yaptığınızda elini sürekli yarı yardımlı bile yapsanız sürekli L1'de adam değişikliği yaparsanız siz defansta konsantre olup doğru dizilişi ve doğru pas arasını yapamazsınız. Şimdi pas arası ne diye sormaya gerek yok. Bunu zaten bir önceki videolarda PES 2020 iyi oynama taktiklerinde bunu görebilirsiniz. Oyun zaten sistem anlamında aynı. Pas arası sistemini iyi benimsemeniz gerekiyor. Peki Özkan abinin hatası ne? İmleci çok fazla değiştiriyor. İmleci çok fazla değiştirdiği için de defansta bir türlü bakın normal konumlanmayı hala alamıyor. İleriki pozisyon bakın yine tak tak yine değiştirdi bu arada konuşurken. Aldım. Tamamıyla sakinim. Şimdi İmleç oradan buraya geçti. İmleç takip ediyoruz. Bakın. Sürekli bir şu anda doğru gidiyor. Bakın farkında mısınız? David Beckham'da kaldı İmleç. Elinde eğer yarı yardımla oynuyorsa çok L1'e basıyor, çekiyor. O büyük bir hata. Bakın doğru yaptığı buydu. Beckham'ı aldı. Ve bakın Beckham'da sürekli İmleç Beckham'da. Doğru olan bu. Geçtim onu. Diğer adama gelmesi normal. Yani asıl normal olan sonradan yaptı ama ilk başta hatalıydı. Burada içeriye pas verdim. Kontrollü bir şekilde. Zaten Messi Van Dijk ikili mücadeleye girdiğinde omuz koyma açısından Van Dijk daha etkili. Şimdi bakalım hatana da bakacağız. Şimdi buradaki hata şu. Ben maçtan sonra kendisine de yazdım bunu. Şimdi takım halinde hücum ve takım halinde defans. Bu artık real futbolda da bu şekilde. Oyunlarda da bu şekilde. Yani sizin ileride iki tane SF'niz var. Bu tarz oynayanlar var ve bazen oyun yardım ediyor. Kabul ediyorum ama eğer iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız sistem bu değil. Maalesef bu yanlış sistem. Şimdi bakacağız tekrardan. Tamam güzel başladı. Verdi pasını. Bakın Patrick Vieira'da top şu anda. Şu anda yapması gereken şey şu. Birazcık kontrollü ve sakin olup yanına bir tane benim adamımın yani rakip adamının biraz gelmesini sağlamak. Şu an zaten biz Patrick Vieira'ya bir baskı yapmıyoruz.
O yüzden Patrick Vieira adam eksiltmesi için defanstan, benim defansımdan, en azından orta sahada defans adamlarından birinin ona bastığında yanındaki en rahat adama pas atması gerekiyor. Oyunda başarılı olabilmek için %80 üzeri pas ortalamasıyla maçı bitirmeniz gerekiyor. İsabetli pas ortalamasıyla arkadaşlar. %80'in altında kalıyorsanız maalesef bir maçı kazansanız da diğer iki maçı kaybedersiniz. Ayağınızda topu saklamanız gerekiyor. Bunun en büyük örneklerinden biri Patenegra'dır. Her zaman söylüyorum. Patenegra'nın oyun tarzı çok iyidir. Onun da YouTube kanalı vardı. Gerçi aktif kullanmıyor ama videolarına, canlı yayınlarına bakabilirsiniz. Çok iyi top saklar. Topu sakladığı için de hem oyunda bu tarz şeylere yardım ediyor, hem de rakibi daha çok strese sokarsınız ve avantajlı olur. Çok uzattım, farkındayım ama önemliydi. Burada pas atmasının bir mantığı yok. Ben zaten defansta gelmişim, bekliyorum. Ve yanına, bakın yanda bir ton adamı var. Gel yana, tekrardan ver. Biraz daha öne çıkmamı sağla ki bu Beckham, burada Neymar, burada Beckenbauer biraz daha ön tarafa basmaya geldiğimde stoperlerle forvet adamları kafa kafaya kalabilsin. Şu anda attığı pas nasıl? Orada 7-8 tane kümelenmiş bir oyuncumun arasında 2 tane SF'si var ve oraya pas atıyor. Bu çok büyük bir hata. Biraz fazla uzattım ama oyunda birçok kişinin yaptığı hatalardan biridir bu. Yine bakın kontrollü geldim. Bakın aradaki farkı gördünüz mü? Şimdi onun yaptığı atak tarzına bakın, benim yaptığım atak tarzına bakın. Burada verdi pası, bana kaptırdı. Ben kaptım, bakın Neymar, verdim ortaya. Şimdi DOS ve GO adamları çok geride. Çünkü hızlı başladı oyuna, hızlı gittiği için. Adamlar defansı terk etmedi. Peki bu sefer ne oldu? Benim açımdan şöyle bir sıkıntı doğdu. Bakın 3 tane orta saha stoperler hepsi yerinde. Orada 6-7'li bir küme var. Ben oraya 2 tane SFM güvenip oraya pas atmaktansa, bakın ben aynı pozisyonun tam tersi, bakın ne yapıyorum. Biraz daha kontrollü ve takımı tamamıyla ileri. Biraz daha bakın ne oldu şimdi. Şimdi bekten devisim geldi. Neymar'ım var. Yanımda Marquinhos'um var. Messi ve Ronaldo zaten forvette. Burada radarda görebilirsiniz. Sağ kanattaki adamım tekrardan geldi. Ne oldu? Takım halinde hücuma kalkışmaya başladım. Biraz önce Özkan abinin yaptığını yapsam olgunlaşmadan topu kaybedecektim atak. Ama şu anda atağı olgunlaştırmış oldum. Bakın geldim, verdim pasımı. Artık burada çok ekstra kendi yaptığım saçmalık. Çünkü Marquinhos çalım atabilen bir oyuncu değil ama ben birazcık orada çalıma kaçtım. Ama sistem buydu. Tekrardan geliyor. Yine aynı hata, bakın. Yine aynı hata. Burada verdi pasını. Buradaki pas çok ekstra ve güzel pastı. Beni gafil avladı. Beckenbauer saptı gitti. Şu anda mesela kontrollü olması gerekiyor. Rummenigge boşa çıktı. Kötü anlamda boşa çıktı. Offside'da kaldı yani. Rummenigge artık ileri koşmayıp geri koşacak. Burada Rummenigge'ye pas vermesi çok hatalı. Ama yine de olsun, verdi ve ben Puyol'u geri çektiğim için ona bir artı sağladı. Peki daha sonra ne oluyor? Bakın dikkat. Ben Puyol'la hala Rummenigge'yi kontrol edebilmiş durumda değilim. Aramızda 3-4 adam boyu fark var. Yani Rummenigge ile çalım atabilir. Biraz daha üzerine gel, benim üzerine, onun üzerine gelmesini bekleyebilir. Burada kanatta koşan bir adam var. Pas alternatifi olabilir ve kazanabileceği 2-3 saniye de var ayağında. Ama ne yapıyor bakın? Puyol, Denayer, burada başka bir oyuncum var. Oraya uzun pas atmaya çalışıyor. Yani Özkan abi ezbere oynuyor. Bu ezbere oyunu yıkmak için şöyle söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum. Emin de bu sistemi şey yapar. Örnek veriyorum ki bir teknik direktöre alışmak için 100 puan kaybettiği oluyor. Ama doğru teknik direktör olduğunu düşündüğünde onu nasıl işleyiş yapabilirim, işletebilirim, onu çabalıyor ve sonunda maçları kazanmaya başlıyor. Aslında bir şeylere emek vermek için puan kaybedebilirsiniz. Şimdi ben YouTube'a içerik üreten biriyim. Beni biri yendiğinde o nasıl koydum deyip ben de dalga geçebiliyor. Ben biraz daha maçlarıma ciddi çıkmak zorunda kalıyorum ama sizin puan kasma derdiniz yoksa çok rahatlıkla bu oyunu oynayabilirsiniz. Kaybedin, 400 puan kaybedin, 300 puan kaybedin ama doğru sistemi oturttuğunuzda, bir Patenegra tarzı bir oyun tarzını benimsediğinizde çok başarılı olacaksınızdır. İlk önce başarıya gidebilmek için kaybetmeniz doğal olabilir böyle şeyler. Benim de geçtiğimiz yıllara göre çok eksiğim vardı. Kendi maçlarımı tek tek izleyip analiz ederek o eksikleri kapatmaya çalıştım. Bu arada kayıt alıp oynadığınız maçları daha sonradan izleyin. Maçın esnasında yaptığınız hataları göremeyebiliyorsunuz ama maçın sonrasında yaptığınız hataları bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Tıpkı Marquinhos'un biraz önce aptalca çalım denemem gibi bir şey. Yani orada normalde çok büyük bir salaklık yaptım.
Ama şu anda mesela hatamı görebiliyorum ama maçta görmemiştim. Kontrollü geliyorum. Bakın yine kontrollü. İleride iki adamım var. Ronaldo kaçtı diye attım uzun. Hatalı mıydı? Ben de hata yaptım. Gerek yoktu. Ben daha kontrollü oynamam gerekiyordu. Tekrardan geliyor. Pas arasını yaptım. Burada Carlos'u çekti. Evet, Mbappe ile aldı topu. Güzel. Bak şu an işte mesela şuna hiç gerek yok. Bakın çok güzel çıktı buradan. Pas güzel. Biraz arkası dönük pas ama Patrick Vieira'ya ulaştırdı. Yanına attı Fambisaka'ya, oyun rahatlattı. Şimdi bakın çok dikkat. Hatayı siz de göreceksiniz. Özkan abi bu videoyu da izlediğinde görecek. Özkan abi hemen atmana ne gerek var? Kontrol et. Her zaman söylediğimiz gibi kontrol pas. Kontrol pas. İlk önce kontrol. Bu pası niye hatalı yaptı? Fambisaka sağ ayaklı bir oyuncu. Fambisaka'nın sol ayak kullanımı iyi değil. Fambisaka'nın hiç gereği yokken sol ayağında pas atmasını sağladı. Önünde iki tane boş adam var. Patrick Vieira var. Van Dijk, düzeltiyorum, Beckham var. Bu adamlara normalde pas verebilecekken, ki hemen vermemesi gerekiyor bence. Biraz daha kontrollü oynaması gerekiyor. Bir anda pas attı. Top bana geçmiş oldu. Yani aslında ben topu nasıl kazanacağım diye düşünürken rakip olarak, topu bana tekrardan hediye etmiş oldu. Bu çok büyük bir hata. Bunu maçta 2-3 kere de yaptı. Gözüme çarpmıştı. Burada alıyor güzel. Yine orada Ronaldo'ya zorlama bir pas verdi. Burada Messi ile aldım. Bu arada defans anlamında taktiğine bakmadım ama defansı çok rahatlıkla şey oluyor. Burada geçtim. Şutumu çektim. Savunmaya çarptı. Kaleci aldı. Defansif anlamda takımı çok iyi. Hemen kapanıyor. Fark ettiyseniz. Bu iyi bir taktik aslında. Teknik direktörüne falan bakmadım ama bence iyi bir taktikle oynuyor. 4-4-2 oynuyor olabilir. Çünkü benim koç taktiği o şekilde kapanıyor. Daha sonra onun da detaylarını kontrol ederiz. Bakın yine aynı hatalar. Aynı hatalar yine devam ediyor. Bakın verdi pasını. Hemen pas atmasına gerek yok. Yanında bir adam yokken, çaresiz kalmamışken gelişine pas atmak çok yanlış oyunda. Bakın tekrardan attı. Yine geçti. Yine atıyor. Kontrol çok güzel. Yine kontrol. Bakın doğru olan bu. Ama şimdi kanatta Beckham aldı topu. Ve şimdi alttaki radarı da görüyorsunuz. Burada adam boş, bir kere radarla oynaması gerekiyor ama o daha üst seviyeler. Yani şimdi radara alıştırmamak gerekiyor Özkan abi. Oyun içerisinde gördüğünü ilk önce iyi tercihler yapabilmesi lazım. Radar daha sonra, yani alttaki küçük harita daha sonra devreye girebilir. Şu anda mesela bu adamı boş, kontrollü oynasa Fambisaka ile burada 2'ye 1'ler yapabilir ama o burada tamamen yerleşmiş savunmanın içine Rummenigge'ye pas atıyor. Rummenigge güçlü bir oyuncu, indirdi topu. Farkında mısınız? Yine aynı hata. Geri geliyorum. Rummenigge zar zor yaptı. Patrick Vieira'nın yanında hiçbir adam yok. Yani Patrick Vieira'nın yanında adam yokken Patrick Vieira'ya hemen pas atmaya zorlaması ve hemen pas atmaya zorlaması için, zorladığı için de Patrick Vieira'nın asıl kullanamadığı ayak olan sol ayağına getirip onunla pas atması, hızlı pas verdiği için pas hatası yapmasına sebep oldu. Şimdi oyunda birçok kişi şunu diyor. Ya kardeşim benim paslarım geçmiyor. Benim adamlarım aptalca pas veriyor. Aslında sebebi bu. Her zaman dediğimiz sistem şu. İlk önce kontrol etme fırsatınız varsa topu kontrol edip daha sonra pas vereceksiniz. Kontrol etme fırsatınız varsa kontrol edip daha sonra şut çekeceksiniz. Bu gerçek bir olay ve bunu yapmanız gerekiyor. Burada kendiliğinden kaptırdı. Patrick Vieira'nın bir suçu yok. Özkan abinin suçu var burada. Bakın yine kontrollüyüm. R1 tuşunu kolay kolay kullanmıyorum. Farkında mısınız? Yani emekliye emekliye gidiyorum. Attım pasımı. Burada zorlama bir pastı. Bu arada oyunda gerçekten bağlantı çok aşırı iyi değildi. Ben Özkan abiye söylemedim ama kendi ondan da bir nebze etkilenmiş olabilir. Onu da söyleyelim. Bak kontrollü, süper, sakin. Verdi pasını çok güzel. Bak yanında kimse yok. Bu pas da hatalı bir pas. Bakın şimdi. Şu an kimse yok Beckham'ın yanında. Sakin. Ben zaten Beckham'a bastığımda, ben buradan basmaya kalktığımda bek adamının önü açılacak. Eğer ben buradan basarsam buraya üçgenle pas atabilecek. Yani ben nereyi kapatırsam aslında pas alternatifi var. İki pas alternatifi varken zorlama pas veriyor. Pas zorlamaydı ama şansına geçti.
Farkında mısınız? Yine Patrick Vieira yine sol ayağında pas attı. Tekrardan göstereceğim. Daha sonra ikinci yarıyı çok fazla duraklatmayacağım. Patrick Vieira yine sol ayağında atıyor. Çünkü hızlı bir şekilde pas verdi. Patrick Vieira Allah ne verdiyse sağına mı geldi, soluna mı geldi hemen pas atmaya çalışıyor. Attığı pasta da direkt Marquinhos'a top geldi. Bakalım pozisyona. Burada Beckham'ı gördüm. Önü kapandı, geri döndüm. Dışarıya veriyorum. Davis, küçük bir çalım denedim orada. Ama maalesef olmadı. Bakın hemen geri döndüm. İleride atabileceğim pas kanalı yok. Puyol'la aşağı dönüyorum. Kanada verdim. Hemen verdim. Çünkü önüm kapanacaktı. Aldım yine Beckham'la. Kim mi? Verdim. Çok güzel bir pas daha. Burada Ronaldo'ya pası geçiremedim maalesef. O da defansı iyi kapanıyor. Orada pas yapmakta biraz zorlanıyorum. Ama defans talimatı iyi bir teknik direktör bu. Bakalım şimdi. Yine zorlama pas. Pas verdiği adam orada kimdi bilmiyorum ama hemen şöyle tekrardan bakacağım. Ronaldo ters ayağına yine. Ya Ronaldo'nun asıl kullandığı ayak sağ. Solla pas verdi yine tekrardan. Ve burada Denayer oyunun saçmalığı bir anda topu kaptırdı. Yörüngeden saptı. Oyunda böyle hatalar maalesef ki var. Ya aslında pozisyonuna girdi ama yanlış yaptı. Yanlış. Ya bu çok fazla nasıl diyeyim denk gelebilecek pozisyonlar değil. Burada aldım tekrardan bakın. Messi 4'e 1 orada diye Messi'ye atmıyorum. Yani orada kendi sıkıntı yaşamasın diye. Burada Neymar'ı aldım şimdi Messi'ye verdim. Ortaya Ronaldo bir anda çok çabuk kapandı yine. Burada oyun hatasından önümüze kaldı. Şutunu dışarı çıkıyor. Ama gol de olsa şans golü olacaktı. Oyun hatalarından biri. Bakın %87 isabetli pasım var. Özkan abi %76'da şu anda. Yani %80'in altına zaten inmemek gerekiyor. Şu anda Özkan abinin pas isabet oranı çok kötü. 3 şut çektim. Kaleme bir tane şut var ama oyunu kontrollü oynuyorum ben. Ya Özkan abiden gol yeme olanağım şu an oyun bana bir sıkıntı yaratmazsa yok gibi oluyor. Belli zaten. Ama atarsam da bir tane atıp maçı rahatlıkla kazanabilirime döndü oyun. Bakalım ikinci yarı ne reaksiyon göstereceğiz buna. Burada paslaşmalar. Bak çok hızlı. Yine burada. Kante'nin önü boş. Sakin. Yine uzun gönderdi. Pas geçti. Geçebilir ama doğru olan bu değil arkadaşlar. Orada yanındaki dost adamlarıyla ikiye birlerle ileriye öyle taşımak gerekiyor topu. Maalesef öbür türlü sıkıntı oluyor. Kanada döndüm. Çok iyi kesti bu arada kayarak. Güzel pas. Burada pres yapmak yerine bakın şurada da hatası var. Şimdi İmleci buradan Kante'ye gelecek bir müddet sonra sanırım. Kante mi o? Evet Kante'de bakın basmamak gerekiyor rakibe. Yani burada önünü parselleyebilirsiniz. Çünkü o adam oradan gidip kaleye kadar çalım atıp gol atamaz. O adamın hiçbir tehlikesi yok ama pas vereceği adam çok tehlikeli olabilir. O yüzden bakın pres yapmak yerine sakin kalmak gerekiyor. O yüzden de sakin kalabilmek için de X'e basılı tutmamak gerekiyor. X'e basarsanız oyuncu topa odaklanır ve topa koşar. Bakın geçtim. Bakın tekrardan. Hala basıyor. X'e basılı tutmaması gerekiyor. Geçtim. Yani ben şu an boşluk arıyorum. Bana pres yapmaması gerekiyor. Bakın yine geliyor. Uzağımda durup kontrollü bir şekilde benim pas kanallarımı kapatması gerekiyor. İmlecin asıl imlec adamıyla. Diğer adamla da eğer ki basmak istiyorsa kareyle başka bir adamı gönderebilir. O farklı bir konu. Onunla kafanızı karıştırmayayım. Onda da stoperlerden birini çıkarmamanız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ortaya döndüm. Top Neymar'da. Neymar. Buradan pasımı verdim. Messi vurdu. Burada çok fazla yapabilecek bir şey yok. Orada Neymar'ı iyi kullanıyorum. Ve çalımla çok rahat önümü boşalttım. Buna dikkat etmesi. Ya orada Neymar'la perdelemesi gerekiyor. Bence orada kötü bir şey yapmadı. Ön direğe Beckenbauer'ı getirdim. Attık. Evet şut şansını çok daralttığımız için vurmadım.
Burada pas Roberto Carlos kaleciye döndü. Piyano Oliver Kahn yer diye düşündüm. Yani Oliver Kahn'a hiç güvenmediğim için. Evet, burada aldım topu. Evet, Kimmich'le pasımı verdim. Bakın şimdi. Ya Beckham burada topu alamıyor. Ya orada yani bağlantıdan ikimiz de etkilendik. Burada pas kötü gitti vesaire. İkinci maçta Özkan abi biraz daha kendini tabii geliştirecektir, onu düşünüyorum. Ve bunu farkındayım. Burada Beckham'la ki bu pozisyonlarda da Kante çok güzel çıkardı. Pasımızı verdik. Uzaklaştırdı bakın. Ya neyi atacağı belli. Ronaldo'yu atacak. Halbuki sırtını koysa ki Rummenigge bu konularda iyi bir oyuncu. 2-3 saniye kazansa belki Ronaldo iyi bir yere koşu yapabilecek ama hemen atıyor Özkan abi. O yüzden de sıkıntı oluyor. Tekrardan bir atak yapacak. Durdurdu. Bak geri verdi, süper. Verdin. Kontrollü. Orada zaten Rummenigge'yi tutmuşuz. Oraya vermemesi gerekiyor. En azından bakarak vermesi gerekiyor. Yani Rummenigge kendini boşa çıkardığında vermesi gerekiyor. Burada iyi top attık. Ronaldo birazcık orada zorlandı ama aldı topu. Neymar güzel verdim. Evet, burada yine şansı alınan bir top. Attım. Şut. Messi kötü bir şut çekti. Mesela 69. dakikadayız. Şu anda Özkan abi hala gol atacak ışığı vermedi. İyi defans yapıyoruz. Şunu da dikkate almamız gerekiyor. Zaten online maçlar ortalamamda 1.14 gol yemem var benim. Yani o yüzden tabii ki de defansı kontrollü yapacağım. Onda bir sıkıntı yok ama biraz daha böyle pozisyonda ya zorlaması gerekiyor. O alternatifleri bulması gerekiyor. Burada yine aldım. Maç tek tarafa döndü zaten. Evet, burada Neymar tekrardan. Şurada bir çalımla geçer miyim diye düşündüm. Burada kaleye şut çekmemdeki en büyük sebep şu. Şimdi oyunda geniş görmeniz gerekiyor. Şimdi oha nasıl baklı bir şut çekti gibi düşünebilirsiniz. Ama mesela niye şut çektim orada? Evet, Beckham'ın önü tam R2'ye uygun oldu. Ama bir küçük bir nüans var. Dikkat edeceksiniz şimdi. Bakın burada gelin. Neymar. Geçemedim. Çok dikkat. Farkında mısınız? Kaleci çıktı. Verdim pası. Kaleci hala tam yerinde değil. Yörüngeden çıkmış durumda. O yüzden burada şutu denedim. Normalde biliyorsunuz Beckham'da zaten oradan şut denedin ama gol olmasında ve Oliver Kahn'ın hata yapmasındaki sebep bu. Oliver Kahn da aptal gibi hareketini bile tamamlayamadı yani. Ve kendini bok çuvalı gibi attı Oliver Kahn. Zaten oyundaki iyi kalecilerden biri değil. Ve bu şekilde hata yaptı. Burada çıkması, bu arada Özkan abi üçgene de basmış olabilir. Belki oyun kendi çıkardı, bilmiyorum ama golü yemiş oldu. Bakalım buna ne reaksiyon gösterecek. Evet, orada biraz oyun karışıklığı oldu. Çok belli. Oraya atacağı o kadar belli ki. Yani çok maalesef şu var. Nereye atacağınızı belli etmemeniz gerekiyor. Eğer belli ederseniz maalesef, mesela çok aptalca bir pas verdim şu anda ben de. Oyun içerisinde ben de hatalar yapıyorum. Mesela oyunda bunu fark etmemiş olabilirim ama şu anda kendime çok kızdım. Öyle bir pas verdiğim için. Verdi bakın. Çok zorlama bir pas. Bunlar bazen gol olabiliyor ama bunlar çok zorlama paslar. Yani çok ezbere paslar. 4 kişinin arasına Rummenigge'ye pas, bu doğru bir karar maalesef ki değil. Burada yerden başladım. Bu arada Denayer'in performansına çok memnunum. Burada ters pas verdim. Bağlantıdan bazen dönmüyor. Haberiniz olsun, ondan dolayı verdim yani. Normalde biraz önceki pasım evet hatalıydı ama bunu normalde öyle vermem. Oyuncu dönmedi. Ayağının dış falso yeteneği var. O yüzden Sancho ile pas verdim. Manuel vurmayı denedim. Belki biraz daha isabetli. Ben seçeyim isabet oranını ayarlayayım diye. Daha sonra oyuncu değişiklikleri yapıyorum. Kanatlar yoruldu. Bekler de yoruluyor bu taktikte. Bakalım nasıl bir organizasyon yapacağım. Ceza sahasının dışına vermeyi denedim. Vurdum Kimmich'le ama pozisyona... Evet bakın. Yine yani Ronaldo'ya atacağı çok belli ve kaptım. Marquinhos'a döndük.
Korner. Bu arada Kimmich'e atmıştım orada. Messi aldı topu. Artık son dakikalar. Bakalım son dakikalarda herhangi bir değişiklik bir şey olacak mı? Beckenbauer son şutunu çekti. Ve Oliver Kahn uzun gönderiyor. Rummenigge'ye doğru Denayer vurdu ama Rummenigge vurdu. Yine bir pas bakın yine ezbere. Ya o kadar belli ki Ronaldo'yu atacağı. Ya Özkan abinin bu açılardan maalesef bunları geliştirmesi gerekiyor. İki pasla gol devri bitti. PES 2013 oynamıyoruz artık. 2021'deyiz. O yüzden oyun çok dallandı budaklandı. Bu kadar basit oynamak işte görüyorsunuz 10 şuta 1 şut. Skor 1-0 ama mesela hani Özkan abi benim gibi defansta kontrollü oynayanlar ve oyunu kontrollü oynayan kişiler için maalesef gol atmakta çok zorlanacaktır. Hataları bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Bugünkü değerlendirmemiz bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.